Arkadaşlar merhaba, 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü gündüz programında Ankara at yarışları tahminlerimizle tekrar beraberiz. Ankara'da tam 9 koşuluk bir program var ve bizler de 2 tane altılıyı sizler için tahmin ettik. Tabii ondan evvel yine ufak verdi, birinci altılı. Arkadaşlar az verdi ama işin kötü tarafı, daha yani hazin tarafı, 8.300 lira veren ikinci altılı Ganyan'ı da son ayakta kaçırdık. Budaklı ikinci geldi. Tabii ki burada yapacak bir şey yok. Yani burada gelen komşu muydu, öyle bir isim var. Onu yazan arkadaşlar tutturmuştur. Onlar da güle güle paralarını harcayabilirler. Tam 10 koşunun 9'unu tutturduk, çok şükür. Evet, şimdi Ankara ile ilgili görüşlerimize başlıyoruz arkadaşlar. Hani bazı arkadaşlar soruyor ya, sen hayatında iş tutturdun mu falan diye yazan var orada arkadaşlar. Biz de web sitemizi gösteriyoruz orada. Yani 256 lira vermese yine bahsetmeyecektik birinci altından, ama 200'ün üstünü bahsediyoruz. Böyle bir prensip edindik. 200'ün altını bahsetmiyoruz bile. Evet arkadaşlar, saat 14'te birinci koşuyla başlıyor. Maiden bir koşu, 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum pistte çıkacaklar Ankara'da. Ya bugün de böyle tatlı bir program var aslında. Bilmiyorum ne derece çok verir mi vermez mi? Bazen böyle az verecekmiş gibi gösterip çok veriyor, bazen de çok verecekmiş gibi gösterip full AGF'ler geliyor. Yapacak bir şey yok. Evet, şimdi biz burada bu Maiden koşuda bir çalışma yaptık. Çok zor bir koşu normal şartlar altında. 4 tane safkan bulduk arkadaşlar. Burada her ne kadar 2 tane çim koşuda yapmış olsa, Ayhan Kurşun'un binmiş olduğu 2 numaralı Özaydın ilk atımız. Çok şanslı bir safkan bu. Baktığımız zaman bu 5. 6. falan değil olay. Olay atın duruşu ve aynı zamanda orijin olsun. Yapmış olduğu çalışmalar da gayet iyi. 2 numara ilk atımız ki bu, yani bir şekilde belki de alternatif banka çıkacak, bilemiyoruz onu. 3 tane daha at var. 4 numaralı Uçan Halil, Mehmet Ali Aktürk'le. 1 numaralı Kızıl Ejder, Fatih Rüstem Bebek'le. Ve 8 numaralı Kozan Kızım, Mustafa Kemal Kumbasar'la. Evet, bu 4 tane at burası için şu anda yeterli gözüküyor. 2, 4, 1 ve 8 olarak 4 atla buraya geçiyoruz. Evet, ikinci koşudayız şimdi. Birinci altılı Ganyan ikinci ayağı. Şartlı 4 bir mücadele. 4 yaşlı Arap safkanları 1900 metre çim piste çıkacaklar. Dediğim gibi 7 tane safkan var. Böyle kısıtlı gibi gözüken program var. 3 tane safkana biz burada yer veriyoruz. Şimdi tabi burada 3 numaralı Feridun abi, Akın Sözen'le ilk atımız. 1 numaralı Berat Efe, Işman Çizik'le, ki muhtemelen biz bu Berat Efe'nin geleceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Ve 4 numaralı Keser Bey, Ali Kaçmaz'la 3. atımız. Şimdi burada bu Kalagay en son bir derecesiz bir yarış yaptı. Zannedersem starta kaldı arkadaşlar, öyle bir durum var. Dileyenler onu da yazabilirler. Ama biz burada muhtemelen Berat Efe'nin geleceğini düşünüyoruz. Düşman çizikle. 1 numara. Burayı biz 3-1-4 geçiyoruz arkadaşlar. Kalagaya dileyenler yer verebilir. Tabii 86 handikap puanı var. Müslüm Çelik'le. Dileyenler yer verebilirler. Biz listemizin dışına aldık onu. Ama sizler yazabilirsiniz istiyorsanız tabii ki. Ya karşı değiliz yani, ama biz yazmıyoruz. Tabii ki yazmayınca karşı olmuş oluyoruz. Şimdi üçüncü koşuda da 4 tane safkan var burada. Şartlı 3 bir mücadele. 2 yaşlı İngilizler 1100 metre kum piste çıkacaklar. Şimdi burada tabii 4 tane safkanın biz herhangi bir seçim yapmayacağız. Dördünü de yazıyoruz arkadaşlar. Çünkü biz ağzımızın payını bu CR'lardan aldık. Orada Spencer geldi. Burada da ben size söyleyeyim. Bakın kim getirecekler burada. Oğlum Işman'ı getirecekler. Göreceksiniz. 1, 2, 3, 4 hepsini yazıyoruz biz. Yani buna şey vermeyiz yani. Fırsat vermeyiz bu şekilde. Biri Ahmet Çelik'miş, öteki Özcan Yıldırım, diğeri Mehmet Salih Çelik. İkisi akraba, kardeş. Bir tanesi usta jokey, diğeri yazık garibim. Oğlum Işman da gelmez, onu yazmayalım. Tabii. Tabii oldu. Biz de hepsi diyoruz arkadaşlar bu ayağa.
Gelmezse gelmesin, yapacak bir şey yok. Bizim stratejimiz bu yani. Bakış açımız da bu. Bu tip insanların bindiği safkanlarla beraber koşan kişilere daha çok pozitif bakıyoruz. Onlara karşı koşanlara yani. 15-30, handikap 16, 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kum piste çıkacaklar. Evet arkadaşlar, burada yani bizim şimdi aslında güvendiğimiz bir tane safkan var ama tabii ki bir yere kadar hani güvenebiliyoruz ona da. O da 4 numaralı John Wick. Bu grupta burada bunun gelmesi lazım normal şartlar altında. Ama bizim burada gerçekten çok güvendiğimiz bir tane safkan var. Bu 1500 metreye yatkın bir safkan bu. O da 8 numaralı Hüsrev Han. Ali Kaçmaz'la. O yüzden biz burada iki tane safkanla buraya geçmeyi düşünüyoruz. Alternatif banko gibi düşünün John Wick'i. 4 ve 8 olarak biz burayı iki tane safkanla geçiyoruz. Tabii ki Aloş iyi koşacak. Ne bileyim King Ayhan, Yavuz'um, Ahmet Çelik, Prens Atlas. Ama biz burada 4 ve 8 diyoruz arkadaşlar. Hüsrev Han çok kıvamına geldi. Bakmayın 5.liklere, 6.liklere, o kısa mesafede inşallah çıktığı gibi bitirecektir. Evet, 5. koşudayız. Altılı Gaya'nın ne oluyor? 4. ayağı. Aynı zamanda 2. Altılı Gaya'na da başladık bu arada. Tabii konsantre olduk burada anlatmaya, onu söylemeyi unuttuk. 2. Altılı Gaya'nın da 2. ayağı olmuş oluyor. Evet, burada handikap 15 bin mücadele, 4 yukarı Araplar 2000 metre kum piste çıkacaklar. 3 tane safkan var burada bizim listemizde. İlk atımız 7 numaralı Poyraz'ım diyoruz Özcan Yıldırım'la. 2 numaralı Hızlı Kuruş Ercan Çankaya ve 4 numaralı Diyavasi Işman Çizik'le. 7, 2 ve 4 diyoruz arkadaşlar. Üçüncü birinciliğini yapacağını düşünmüyoruz bu Yeltay Bey'in. Muhtemelen burada Diyavasi gelecektir. Bu alternatif banko kıvamında bu safkan. Ama eğer yeri olanlara bilemiyorum biraz arkada kaldı dereceleri. 61 kilo da binmiş. Özen Ağa da iyi bir safkan. Özgen Ağa. Ama dediğim gibi biraz arkada kalmış. Günün bombasını da burada terapist yapar. Yapabilirse tabii. Ama yaptırıyorlar arkadaşlar, bir şekilde yaptırıyorlar. Biz buraya 7, 2 ve 4 olarak 3 tane safkanla geçiyoruz. 6. koşudayız. Andan Menderes koşusu, kupa koşusu, grup 2 koşusu hatta. Baktığımız zaman bu grup 2 koşusu 4 ve yukarı İngilizler 1600 metre çim piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada bir tane safkandan bahsedeceğiz. Onu da yalnız bırakacağız. O da 2 numaralı Kuzey Kafkasyalı. Zaten daha evvelden Gazi ikinciliği olan bu safkan Işman Çizik'le burayı geçecektir. Bir şekilde kolay kolay geçeceğini düşünmüyoruz ama tek bir rakibi var, o da Yaman Larvi'yi. 4 numaralı Yaman Larvi'yi. Çok dikkat diyorum arkadaşlar buna. Yaman Larvi'yi büyük bir rakip. Kuzey Kafkasyalı hata yaparsa Yaman Larvi'yi burada devreye girer. Burada 2 numara Kuzey Kafkasyalı bankomuz bizim. Evet, 7. koşudayız. 7. koşuda şartlı 2000 mücadele. Dişi safkanlar, 3 yaşlı İngilizler. 1900 metre çim piste çıkacaklar. 11 tane safkan burada start alıyor. Evet, burada da arkadaşlar ikinci bankomuz var. Tabii ki ilk altılı da 6. koşu. İlk altılı da 2 numara bankoydu. Birinci altılı da yani. Burada da ikinci altılı da 2 tane banko olmuş oluyor. Burada 3 numaralı Peaky Blinders Mert Gökalp Aslan'la bizim günün hemen hemen en sağlam bankosu arkadaşlar. Yani şu 6. koşu olmuş olsaydı tek yapardık onu. 2 tane 6'yı da etkirdi bu şekilde. 3 numara Peaky Blinders'ı biz banko olarak size öneriyoruz diyoruz. Ve 8. koşuya geçiyoruz. 17.30'da Maiden bir koşu bu. Baktığımız zaman burada bu Maiden koşuda 10 tane safkan start alıyor. Bu 10 tane safkan içerisinde 3 tane safkan, pardon özür dilerim, 6 tane safkana yer verdik burada. Evet, onun 6'sı. 9 numaralı Nevi Nur. Mehmet Akyavuz'la çok şanslı arkadaşlar. İlk atlarımız daima çok şanslı. 4 numaralı Son Kral.
Burada Müslüm Baydan. 6 numaralı Akçatay. Burhan Kılınç. 7 numaralı Kıvfan Gülü. Ahmet Çelik. 2 numaralı Bükeç. Harun Kılıçarslan ve son olarak da 1 numaralı Bay Zengin Müslüm Çelik'le burayı 9, 4, 6, 7, 2 ve 1 şeklinde geçiyoruz. Evet. Son ayaktayız. 9. koşudayız. Handikap 16. 4 yaşlı Arap sapkanları 16, 1600 metre çim piste çıkacaklar. 12 tane sapkan start oluyor. Arkadaşlar 2 tane sapkan burada bizim için yeterli. Hatta alternatif banko bile düşünebilirsiniz. 2 numaralı çığ güzeli Ahmet Çelik'le burada bu grubun biraz üstünde kalmış durumda. Bir de buna bir tane rakibimiz var. 7 numaralı Çivit Ali Kaçmaz'la. Burada ikisi bizim için yeterli. 2 ve 7 diyoruz buraya. Tabii ki eğer bu iki safkan düştüğü takdirde hemen hemen bütün safkanların burada geliri var. Ali Dini de yani baktık böyle kesiliyor falan arkadaşlar yani yapamadı o şeyi hani bir ara güzel bir giriş yaptı ya bilerek bıraktı bilemiyorum en son beşinciliğine baktık eğer o kendini yani bilerek yarışı da geri kaldıysa ki öyle gelmedi bize Ali Dini'nin şansı olabilir burada çok dikkat edin. Tabii ki çim pist performansını da göremediğimiz bir türlü burada benim gülüm var ve üç güzel de eğer çok at yazmak istiyorsanız buraya tabii. Ama bu iki at çok ötelerde yani 2 numara çığ güzeli ve 7 numara çivit. Burası için bizim için yeterli gözüküyor. Hatta 2 numara çığ güzelinin normal şartlarda gelmesi lazım. 81.500 aralık koşuyu. Ahmet Çelik yani Çelik grubu biraz bırakmaz diye düşünüyoruz arkadaşlar. Evet Ankara ile ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor. Tüm bu şablonları marksporttahmin.com'dan rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Baktığımız zaman yine size söylememiz gereken bizim katıl butonumuzdan premium üyelik alan arkadaşlarımıza da günün kuponlarını yarışlardan evvel en ideal kuponları yolluyoruz. Tabii ki. Ve iletişim için de Facebook ve Instagram bağlantılarımız bunlar, adreslerimiz bunlar. Buradan da rahatlıkla bize mesaj bırakabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar Ankara ile ilgili görüşlerimiz devam ediyor bu şekilde. İnşallah rast gelsin diyelim. Bugünlerde dönüyor başımızda bayağı bir. Yani ekibimiz belirli bir sistemde çalışıyor. Birçok arkadaşımız nasipleniyor bunu da görüyoruz. Çok da memnun oluyoruz. Siz takip etmeye devam ettikçe ve bizi desteklediğiniz müddetçe biz daha şevkle, daha başarılı bir şekilde çalışmalarımıza gece gündüz devam edeceğiz. Yani şöyle söyleyeyim, hemen hemen her atın videosu izleniyor. Bu aynı zamanda tabii bizim yabancı arkadaşlarımız da var, bize yardımcı olan bazı konularda. Tabii ki TJK'nın bu vermiş olduğu bu koşulların videoları çok önemli gerçekten. Bunlar muazzam bir şey. Yani TJK bu konuda gururumuz bizim, yurt dışında da bizi görüyorsunuz. Bakınız, işte görüyorsunuz atlar gidiyor, koşuyor, her koşunun şeyi var. Biz bayağı bir o konuda elimizi güçlendiriyor. O yüzden inşallah böyle 1-2 hafta sonra full tam oturmuş kıvama gelecek bütün atlar da yeni atlar da var biliyorsunuz bu taylarda. Onları da takip ediyoruz. İnşallah ben çok eminim içimizden birçok kişi az da olsa bir azınlık çok güzel paralar kazanacaktır. Çoğunluk zaten küçükleri 1000, 2000, 3000, 5000'likleri zaten kazanmamız lazım. Geçenlerde kazandığımız zaman bu hasılatı bayağı bir yarısını yakın bizi götürmüş arkadaşlar. Yani yaklaşık 200-150-200 kişi tutmuş. Evet Ankara için söyleyeceklerimiz de sona eriyor. Her şey gönlünüze göre olsun. İnşallah tuttuğunuz atlar ganyan olsun arkadaşlar. Bol şans diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.